Allah razı olsun. Allah eksikliklerini göstermesin. Hoca olmayan köyler var. Gerçekten zor. Mesela dün Yuvalı'da cenaze varmıştı. Yuvalı'da imam yokmuş. Ben bilmiyorum. Yani burada tecrüben arkadaşlarımız da var. Yani efendim selam verecek kişi yok. Söyleyebiliyor musunuz? Çanda da bulamamışlar. Geldiler bana dediler hocam böyle böyle. İyi hadi. Şahmanım dedik. Neyse gittik bir selam verdik falan. Yani şunu arz etmek istiyorum. Hocalarımızın kıymetini bilmek lazım. Onun için bir örnek olarak verdim. Eksiklikleri gerçekten zor. Evet. Bugün Çomaklı'dayız. Muhtarımızın davetine uyarak geldik. Değerli misafirlerimiz aramızda. Ben hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. İştirak ettiniz. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Gelip gitme, kaynaşma, davete icabet zaten dini de bir görev. Tabii imkan ölçüsünde. İmkanımız yoksa tabii ki o yine ayrı olarak değerlendirmek lazım. Evet değerli kardeşlerim. Cuma gününde, cuma saatinde dedim. Ben sizlere şu hemen kısacık zaman içerisinde aşağı yukarı ezana 12 dakika falan var. Ezana 2-3 dakika kala da duayı yaparız inşallah. Cuma gününün ehemmiyetinden, öneminden bahsetmek istiyorum. Bakınız. Hiç düşündünüz mü? Bütün namazlar evde kılınırken, tek başımıza. Dağda, bayırda. Cuma namazını tek başımıza kılamıyoruz. Ancak kılarsan, cumaya gelememişsen tek başına öğlen namazını ifa edersin. Yani cuma namazı diye bir namaz kılamıyoruz. Çünkü cuma demek topluluk demek, bir araya gelmek demek, kaynaşmak demek, birbirimizle dayanışma içerisinde olmak demek. Ve Rabbimiz öyle yaratmış ki bakınız, müminler haftada bir günde olsa yan yana, omuz omuza, kalbi, gönlü, ruhu Allah'ın huzurunda olarak Allahu Ekber diyerek Yaradan'ın huzuruna duruyor. Bu çok anlamlı. Şöyle bir derinlemesine düşündüğümüz zaman. Evet değerli kardeşlerim, bakınız. Cuma topluluk, toplu halde ibadetin adıdır. Onun için cuma günü ile ilgili bakınız şöyle bir söz var. Hadis demiyorum, hadis olduğunu kesin bilmediğim için. Yüce Rabbimiz bellelerden Mekke'yi, bakın belli olarak Mekke, aylardan Ramazan ayı, günlerden de cuma gününü faziletli kılmıştır. Evet, belde Mekke, ay Ramazan ayı, günlerden de cuma günü. Bu ne demek? Ehemmiyeti çok büyük, önemi çok büyük, çok değerli bir gün. Bakınız Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiyelis salâti min yevmil cum'a fes'av ilâ zikrillâh ve zerun bey zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Diyor ki Yüce Allah'ımız Cuma suresi 9. ayet-i kerimede ey iman edenler değerli kardeşlerim bakın dikkat ediniz. Çocuklarımız falan böyle kaytarıyor bazen veya konu komşu neyse bakın Allah ne diyor yaradanımız. Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hani hocalarım selam veriyor hatırlatıyor. Biraz sonra ezan okunacak. Bugün günlerden cuma diye bize hatırlatıyor ya. İşte cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya dostlar hemen Allah'ı anmaya hutbeyi dinlemeye koşun. Allah'ı anmaya. Allah'ı anmaya nedir Allah'ı anmak? İşte biraz sonra namaz kılacağız. Efendim Allah'ı zikredeceğiz. Ve hutbe okuyacak hocamız hutbeyi dinlemeye. Koşun diyor bak, koşun.
Ve ayet-i kerime devam ediyor. Alışverişi bırakın. Burada alışveriş, yani bir yerden böyle alışveriş anlamında değil, geniş kapsamlı. Yani her türlü dünya işini bırakın. Cuma saatinde çalışmak haramdır. Cuma saatinde başka bir şeyle uğraşmak, efendim, kesinlikle yasaktır. Erkekler camide, hanımlarımız, kızlarımız, efendim, annelerimiz evde, onlar da o anda ibadetle meşgul olacaklar. Bakınız, ibadetle meşgul olacaklar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa Allah'a dua edecekler. Ya Rab, affet beni, bağışla beni. Evlatlarımı huzurlu eyle, mutlu eyle, neyse yani. Bize üzüntü gösterme, keder gösterme. İçinden geçtiği şekilde Yaradan'ına yalvaracak. Cuma saatinde. Burayı anladık mı? Bakınız. Onun için Cuma saatinde... Hocam bir saniye açalım. Bir saniye. Açık. Cuma saatinde mutlaka efendim ibadette olacağız. Tabii Cuma'nın şartları var. Özgür değilsek, hürriyetimiz elinde değilse, o zaman Cuma'dan da sorun değiliz ha. O ayrı bir konu. Şimdi ben oraya girmek istemiyorum. Ama normal şartlarda camide olacağız. Ayet-i kerime sonu şöyle bitiyor. Orayı da arz edeyim. Diyor ki Allah, bakınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Anladık mı? Bakınız. Eğer bilirseniz diyor bu, sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı olan nedir işte? İbadethanede olmak. Evde eşlerimizin, analarımızın, kardeşlerimizin de o anda ibadet halinde olmalarıdır. Hayırlı olan budur değerli kardeşlerim. Rabbim bu şekilde Cuma'yı ihya etme cümlemize nasip eylesin. Bakınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Dikkat! Güneşin doğduğu, her gün güneş doğuyor. Hava bulutlu da olsa biliyorsunuz güneş var. Uçağa binenler bilir. Bulutların üstünde güneş var. Alt taraf efendim kapkaranlık, yani bulutla kaplı. İşte diyor ki Peygamberimiz, güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Her gün güneş doğar ama en hayırlı gün Cuma günüdür. Devam ediyor değerli kardeşlerim. Çünkü diyor, bakınız, çünkü Hazreti Adem aleyhisselam o gün yaratıldı. Bak bu noktaya dikkatinizi çekiyorum. Hazreti Adem demek biz demek, insan demek. Yani biz insan olarak dünya yüzünde, dünyada Cuma günü yaratılmışız. Adem peygamberimiz Cuma günü yaratılıyor. Ve devam ediyor, bitmedi daha bakınız. Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennete konuldu. Bakınız, Cuma günü cennete konuldu. Yani biz insan olarak öyle değerleneceğiz dedim. O anlamda bakınız. Ve Cuma günü cennetten çıkarıldı. Bu nokta önemli. Diyoruz ya cehennemde var. Cennete kondu, cennetten çıkarıldı. Sonu daha önemli. Ve diyor Peygamberimiz, bakın ağırlık ifade etmesi anlamdan diyor ki, ancak, bakın bu ancak kelimesi son cümleye daha bir ağırlık, bir kuvvetlilik arz ediyor. Biraz edebiyat okuyanlar bilir bunu. Ancak kıyamet de Cuma günü kopacaktır diyor değerli kardeşler. Bu hadis, bakın Peygamberimiz hadisini arz ettim size. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır. Çok önemli şeyler bize söyledi, bakınız bu kısa ifadeler. Sanıyorum bir şeyler kavrayabildik, anlayabildik. Onun için Cuma günü çok önemli. Ya Cuma günü hakkını vermek lazım. Cuma günü camiye gelmeyen gafilleri, ya Rab sen ıslah eyle. Beddua edemiyoruz. Bakınız. Çünkü beddua etmek Müslümana yakışmaz. Ve beddua bize döner. Beddua da yapmayın sakın ha. Kimseye beddua yapmayın. Eğer hedefi bulmuyorsa beddua bize döner, kendimize. Çünkü Peygamberimiz beddua etmemiş.
olur ıslah et. Bu insanları ıslah et. Bize düşen budur değerli kardeşlerim. Yani işte Cuma gününü bu şekilde efendim yan yana omuz omuza gönül gönüle vererek ibadethanede geçirmemiz lazım. Evet işte saat çok çabuk geçiyor. Söylemek istediğimi söyleyebiliriz. Ve Cuma'ya gelirken tabii ki özel gelmek lazım. Bunlar başlı başına inanın 3-4 saat anlatacağımız konular. İşte önemli olan mesela boy abdest alacaksınız, boy abdestle camiye geleceksiniz. Tabii mümkünse, mümkün değilse yani normal abdest alıp geliyoruz. Yani bunu da yanlış anlamayın. Ama önemli olan bu. Pırıl pırıl elbiselerimizi giyeceğiz. Tertemiz giyinip, kuşanıp Cuma'ya gidiyoruz. Efendim dostlarımızla yan yana omuz omuz olacağız. Tertemiz, ağzımız temiz, başımız, üstümüz, elbisemiz, her şeyimiz temiz. Kırıl kırıl Allah'ın huzuruna duracağız. Bu şekilde ve camiye erken de gelmek lazım. Bizim bir huyumuz var. Hepimizin geçer. Yanlış anlamayın. Ezan okusun camiye gireriz. Oysa ki erken girmek, ben onları söylemiyorum çünkü vaktimiz geldi, ezan az kaldı. Efendim bize çok fazla sevap kazandırıyor. Bir şey daha arz etmeme müsaade buyurunuz. Birkaç defa ben şahsen mikrofon elime geçtiği zaman bu konuyu anlatırken söyledim. Gerek merkezde gerek burada köyümüze de söyledim. Çok yanlış yapıyoruz. Neyi yapıyoruz biliyor musunuz? Farzı kıldık mı paldır küldür affedersin camiyi terk ediyoruz. Arkadaşlar, dostlar, Cuma namazı 10 rekat. Bakınız. Burayı tekrar söylüyorum. Cuma namazı 10 rekat. 4 rekat önce kıldığımız sünnet, Cuma'nın ilk sünneti. 2 rekat hocamızla beraber kılıyoruz, Cuma'nın farzı. 4 rekatta, yani farzdan sonraki 4 rekatta Cuma'nın son sünneti. Ya işimiz varsa, gideceksek, acele ediyorsak ne olur? Namaz olmuyor, namazımız eksik oluyor. 4 rekat son sünneti de kılın, ondan sonra gitmek isteyen gidebilir. Anlatabilir bilmiyorum. Yani buna ne olur dikkatinizi çekmek istiyorum. Namazımız eksik kalıyor. Ben zaman zaman Rasim hocamıza da söyledim. Ya bunu söyleyelim dedim. Bak bizim köyümüzde dahi terk ediyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Yapmayın. İnanın namaz eksik oluyor. Olmuyor. 4 rekat son sünnette kılalım. Ondan sonra camiyi terk edelim. Ha peki diğer şeyler ne oluyor? 6 rekat daha kılıyoruz. Onlar isteyen, bakınız ben şunu yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Hocalarımızdan biz böyle öğrendik bu şekilde efendim uyguluyoruz. 4 rekat kaza namazı bu. Hani zulhayı diyoruz ya. Şimdi bunun şartları oraya girmiyorum ben. Neden zulhayı diyoruz? Ne için işte kılmasak ne olur falan. Onunla ayrı konu. Oraya girmiyorum. Ama bizim cumamız makbul. Biz buna inanıyoruz. Cumamız makbul olmayacağı endişesi olursa zuhru ayrı falan kılarız. Peki ne yapalım? Vakit geldiği için hemen kısa söylüyorum. 4 rekat kaza namazı kıldım. Mesela. Niyet ettim Allah rızası için. Bak 10 rekattan sonrasını söylüyorum ha. Orayı iyi anlayın. Niyet ettim Allah rızası için. Örneğin bir kaza namazı. En son kazaya kalmış öğlen namazının farzını kılmaya. Aynen öğlen namazının farzını kılar gibi kaza namazı kıldım. 2 rekatta aynı şekilde yalnız kamet getirmemiz lazım bakın. Biliyorsunuz. Şeyden önce kamet getirmek lazım. Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalmış işte sabah namazımın farzını kılmaya. Bu şekilde efendim kalan 6 rekatta kılarsak hem o gün mübarek saatte değerlendirmiş hem de efendim bir borcumuzu geçmişten kalan borcumuzu ödemiş oluruz.